Sevgili öğretmenlerim merhaba. Bu dersimizde de program geliştirme sürecine bir yolculuk yapacağız. Eğitim süreçlerinin planlı ve sistemli olmalarını sağlayan programların durağan olması mümkün değildir. Oysel ve Hankins programların dinamik olmaları gerektiğini, yaşaması gerektiğini ve ulaşılmaya çalışılan bir hedef olarak değil de bir yolculuk olarak düşünülmesi gerektiğini belirtmektedirler. Hatırlarsanız ilk programda da biz de bunu bir yolculuk olarak ifade etmiştik. Program geliştirme en genel tanımıyla eğitim programının ögeleri olan hedef, içerik, öğretme öğrenme süreci ve değerlendirme boyutları arasındaki dinamik ilişkiler bütünü olarak tanımlanmaktadır bir başka bakışa göre eğitim programı gelip programı ya da bunun geliştirilmesi belli bir konuya yönelik eğitimin planlanması uygulanması ve bunun değerlendirilmesi daha iyiye götürülmesi olarak ele almaktadır. Her iki tanımda da program geliştirmenin bir süreç olduğu ve bu sürecin de çeşitli aşamalardan oluştuğu görülmektedir etkili bir program geliştirme programı oluşturan felsefeyi, temel alınan öğrenme yaklaşımlarını, buna dayalı olarak amaçları, hedefleri, öğrenme deneyimlerini, öğretim kaynaklarını ve değerlendirmeleri yansıtmalıdır. Bu kolay bir iş değildir. Bir programın geliştirilmesi öncelikle bilimsel bir etkinliktir ve dolayısıyla araştırmaya dayalıdır. Aynı zamanda bir ekip işi olan program geliştirmeye ilişkin birçok modelin geliştirildiği ve uygulandığı da görülmektedir. Geliştirilen modeller bir programın nasıl bir süreçte geliştirileceği, nasıl bir yolun izlenmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder. Her model bir bağlı programı daha etkili kılma nihai amacının farklı anlayışlar çerçevesinde yapılandırılmasıdır. Bu programda özellikle eğitim sistemimizde benimsenen, eklektik bir anlayışı barındıran, ee, Özcan Demirel tarafından geliştirilen model üzerinden genel hatlarıyla bir programın geliştirilmesi süreci üzerinde duracağız. Şimdi dilerseniz bu aşamalara bakalım. Program geliştirme süreci şekilde de görüldüğü gibi en genel biçimiyle planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme ve programa süreklilik kazandırma aşamalarından oluşur. Peki planlama aşamasında ne yapacağız? Bir sonraki slaytta planlamayla ilgili süreci birlikte inceleyelim. Program geliştirme çalışmalarında öncelikli olarak bir takım kararların alması beklenir. Bu süreçte öncelikli olarak geliştirme süreçlerinde kimlerin yer alması gerektiğine karar verilmelidir. Karar verme aşamasında geliştirilecek programla ilgili konu alanı uzmanları, programın geliştirilmesine karar veren yetkililer, programın tasarımında etkili olan kararlara yön veren kişiler. Konuyu farklı bakış açılarından irdelemeye destek olacak danışmanlar yer almaktadır. Bu tamamen programın kapsamı ve yapısıyla ilişkili olarak çeşitlendirilebilecek bir durumdur. Dolayısıyla öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum örgütlerinin üyeleri de bu çalışmalarda doğrudan ya da dolaylı bir biçimde yer alabilirler. Çalışma ekibi belirlendikten sonraki aşamada bir çalışma planının yapılması gerekiyor. Özellikle çalışma planı aşamasında bu çalışmaların ne kadar bir süreçte gerçekleştirileceği, sürecin hangi aşamasında hangi adımların izleneceği, bu sürecin ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin çeşitli kararlar alınır ve sonraki aşama belki de sürecin en kritik aşaması olarak tanımlayabileceğimiz ihtiyaç ya da gereksinimlerin analizi. Eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkması ya da uygulamadaki bir programın gözden geçirilmesi gerekliliği özellikle programların geliştirilmesinde sağlam bir temel oluşturur. Gereksinim belirleme ya da diğer bir adıyla ihtiyaç analizi kısa ya da uzun süreli oluşturularak bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve bu gelişmeyi sürekli hale getirmek için uygulama aşamasına karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunlarla birlikte ihtiyaçları tespit ederek bu ihtiyaçlara uygun çözüm yolları bulmak olarak tanımlanabilir. Peki gereksinim belirleme gerekli midir? Şüphesiz Bizleri güdüleyen şey gereksinimlerimizdir. Ancak bu sadece bizlerin gereksinimleriyle sınırlı değildir. Toplumun gereksinimleri, konu alanının gereksinimleri, uygulayıcı olarak öğretmenlerin gereksinimleri, bazen doğanın gereksinimleri de söz konusudur. Evet, bir gereksinim belirleme süreci zaman alıcıdır, maliyetlidir ve yorucu bir süreçtir. Ancak Burada bir anlamda biz beklenenlerle var olanın bir karşılaştırmasını yaparız. Bunun için planlama yapılması ve dolayısıyla gereksinimlerin belirlenebilmesi için öncelikli olarak kaynakların belirlenmesi, toplum, birey, konu alanı olarak düşünebileceğimiz ve ardından bunlara ilişkin verilerin nasıl toplanması gerektiğine karar verilmesi gerekir. Bir ihtiyaç belirleme süreci oldukça kapsamlı, yine bir dizi araştırma etkinliğini gerektiren bir adımdır. Bu süreçte bazen otoritede bir takım kararları verebilir şüphesiz. Peki ihtiyaçları nasıl belirlenir? İhtiyaçların belirlenmesinde kullanabileceğimiz pek çok araç söz konusudur. Bunlar öğrencinin başarısını yansıtan sınav sonuçları olabilir. Öğrencilerin öğrenmeleri ya da gelişim süreçleri hakkında bilgi veren okul tarafından hazırlanmış gelişim raporları olabilir. Bunlar söz konusu e, ölçekler olabilir. O konuyu ölçebilecek nitelikteki testler, görüşmeler, gözlemler gibi birçok şekilde düşünülebilir. Dolayısıyla bu süreçte özellikle ihtiyaçların etkili bir şekilde analiz edilmesi, özellikle programın bir sonraki slaytta bahsedeceğim tasarlanması aşamasında hem amaçlara, hem içeriklere, hem öğretme öğrenme süreçlerine hem de ölçme ve değerlendirme süreçlerine temel teşkil eder. Şimdi tasarının hazırlanması aşamasında neler yapılıyor? Dilerseniz bunlara bakalım. Amaç dediğimiz şey aslında bir trenin lokomotifi olarak düşünebiliriz. Bu sürecin daha önce de bahsettiğim gibi hareket noktasıdır. Eğitim programında amaçlarla kastedilen şey bir ee, hangi özelliklerin kazandırılması ile ilişkilidir. Dolayısıyla biz hedef kitlemize ya da öğrencilerimize hangi özellikleri kazandırmak istiyoruz? Bunlar bilgi, beceri, tutumlar şeklinde olabilir. Diğer bir deyişle bilişsel, duyusal ve devimsel olarak. Öncelikli olarak tabii ki amaçların belirlenmesi süreçlerinde bunların iyi analiz edilmesi gerekir. Çünkü bir davranışın bilişsel olması, duyusal olması ya da devimsel olması sonraki ögelerde alacağımız kararların önemli bir belirleyicisidir. Ve bir eğitim programının amaçlarının hazırlanması süreci uzmanlık gerektiren, titizlikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Yine gereksinimler üzerine kurulu olmakla birlikte burada konu alanı açısından, öğrenen açısından, toplum açısından bir takım analizlerin yapılması gerekir. Amaçların belirlenmesi farklı uzmanlar tarafından da gözden geçirilir. Örneğin kazandırılması istenen bir özellik çocuğun gelişim özelliklerine uygun mu diye soracak olursak bunun gelişim psikologları tarafından değerlendirilmesi gerekir. Amaçlar programın temel felsefesini yansıtıyor mu? Bu noktada eğitim felsefecilerin duruma bakmaları gerekir. Bunun ekonomik olması, kazandırılabilir olması, bir davranış ya da süreci yansıtabilmesi gücü sürecin sonraki aşamasında alacağımız kararların niteliği açısından son derece önemlidir. İkinci aşama genellikle konu başlıkları olarak tanımladığımız, bununla sadece sınırlı gördüğümüz bir aşama içerik. Aslında içerik programın amaçlarına ulaşması açısından ne öğreteceğiz sorusuna verdiğimiz yanıtlardır. Ve hatırlarsanız ilk programımızda da vurgulamıştım. Burada sadece malzemeleri sıralamayız. Yani bir kitabın içindekiler bölümü gibi bakmayız. Burada önemli olan durum Bizi o amaca ulaştıracak olan konuların nasıl ve ne şekilde geliştirilmesi. Nitekim alan yazında buna ilişkinde çok çeşitli çalışmaların yapıldığını görüyoruz. İçerikle ilgili karar vermemiz gereken birçok durum söz konusudur. Örneğin o amaca ulaştırmada hangi başlıklara ihtiyacımız var? Bunlar içerisinde o düzeye uygun neyi ne kadar vermemiz gerekiyor? İçerikte yer alan bilginin işte güncel olup olmadığı, geçerli olup olmadığı, bir anlam ifade edip etmediği, toplumsal ya da bireysel bir fayda sağlayıp sağlamadığını ilişkin bir takım kararların anılması gerekiyor tekrar altını çizmem gerekirse bu sadece konu başlıklarından oluşan bir öge değildir. Bu bizim amaçlara ulaşmamızı sağlayacak e, temel besin grupları ya da malzemeleri olarak düşünebiliriz. Öğretme öğrenme süreçlerinde genellikle eğitim programları bize çeşitli önerilerde bulunur. Örneğin hangi yöntem ve teknikler kullanılabilir? hangi araç ve gereçlerden yararlanılabilir ve burada zaman zaman örnek bir takım işlenişlerden söz edilir. Bu işin mutfak kısmıdır ve dolayısıyla burada alınan kararlar bir eyleme geçme sürecidir ve bu eylemin belirleyicisi de amaçların ne olduğu ve buna dönük olarak da hangi yöntem, teknik ya da araçların kullanılabileceğine karar vermektir. Çok çeşitli seçenekleri olan bir ögedir. O amaçlara ulaşmamızı sağlayacak olan pek çok öğretim yöntem ve tekniği vardır. Kullanılabilecek birçok araç gereç, özellikle teknolojik açıdan baktığımızda birçok materyalden söz edebiliriz. Burada kararımızı etkileyecek olan en önemli unsur yine tekrar etmek isterim ki o amaca ulaştıracak olanların hangisinin olduğuna karar verebilmek ve bunu yaparken olanakları iyi değerlendirebilmektir şüphesiz. Son ögemiz ölçme ve değerlendirme olarak karşımıza çıkıyor. Belki de programın en çok bildiğimiz ögelerinden biri olarak düşünebiliriz. Her sistem kendini değerlendirme ihtiyacı hisseder. Her sistem amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemeye dönük olarak bir takım ölçme süreçlerine ihtiyaç duyar ve dolayısıyla ölçme ve değerlendirme sürecinde programın tasarlanması aşamasında bu amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl değerlendirilmesi gerektiğine karar veririz. Örneğin öğrenci başarısı nasıl değerlendirilecek, süreç ya da ürün odaklı mı yaklaşılacak gibi bir takım yöntemler ve yaklaşımlara ilişkin yine öneri niteliğinde bir bakış sunan bir ögü olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu programın tasarlanması aşaması sevgili öğretmenlerim genellikle bizlerin masa başı olarak tabir ettiğimiz bir aşaması olarak karşımıza çıkar. Uzmanlar, ilgililer bir araya gelir. Bu sürece ilişkin öngördükleri planlamaya dayalı olarak programın her bir ögesi üzerinde çalışır ve sonuçta ortaya bir taslak program çıkar. Peki bu taslak program ortaya çıktı. Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor. Acaba evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Bu içinde mutlaka programların uygulanması bir deneme çalışmasının yapılması gerekiyor. Şimdi dilerseniz sıradaki slaytta bu uygulama süreçlerinde ne yapmamız gerekiyor? gerektiği üzerinde duralım. Bir programın uygulama sürecinde dediğim gibi evdeki hesabın çarşıya uyup uymadığına bakarız. Bir programın denenmesi ya da pilot çalışmasının yapılması aslında ondaki amaç gerçekten nasıl göründüğünü anlayabilmektir. Bu uygulama sürecinde etkililiği eğer önemsiyorsak, değişimden söz ediyorsak, dolayısıyla bunun ihtiyaçlara ne kadar yanıt verebildiğine bakmamız gerekiyor. Uygulama sürecinde genel olarak neler yapılması gerektiği üzerinde isterseniz duralım. Öncelikli olarak bir programın denenmesi bizim için son derece etkili veriler sağlayabilir. Programın masa başında olduğu gibi etkili olup olmadığı, amaçları gerçekleştirildiği, programın aksayan ya da eksik yönlerinin olup olmadığı konusunda bize önemli bir bakış sağlayabilir. Ama şunu altını çizmekte yarar var. Hiçbir pilot uygulama tek başına gerçek uygulamadaki kadar da etkili sonuçlar da vermeyebilir. Peki uygulama sürecinde ne yapılması etkili olabilir? Bir kere bu süreçte de öncelikli olarak pilot uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin bir planlamanın yapılması gerekiyor. Özellikle bu aşamada pilot okulların seçilmesi, sınıfların seçilmesi son derece önemli. Peki bu okullar nasıl seçilecek? Şüphesiz burada yine araştırma süreçlerinden yararlanırız. Burada pilot okulların seçiminde birçok ölçü söz konusu olabilir. İstediğimiz programın asıl uygulanacağı hedef kitlenin özelliklerini en iyi yansıtabilecek, en genel geçerli veriyi alabileceğimiz okulların ya da sınıfların seçilmesi. Bundan sonraki süreçte o programın hangi okullarda yapılacağı, o okullarda bu uygulamaya kimlerin katılacağına ilişkin özellikle yöneticilerin ve öğretmenlerin belirlenmesi aşamasına geçeriz. Bir programın özellikle uygulama süreci öğretmenler tarafından gerçekleştirileceği için dolayısıyla öncelikli olarak öğretmenlerin bu süreç hakkında bilgilendirilmeleri şüphesiz son derece önemli. Program hakkında bilgi verdikten sonra programı işe koşarız ve bu süre içerisinde e, karar verilen veri toplama araçlarıyla programın e, belirlediğimiz amaçlarına dayalı olarak işleyip işlemediğine ilişkin sürekli veriler alırız. Ve bunun sonunda bir bakıma programın değerlendirilerek uygulamaya konup konamayacağına ilişkin bir takım kararlar alırız. Tabii uygulama süreci nasıl daha etkili olmalı? Dilerseniz bir sonraki slaytımıza bakalım. Programların uygulanması sürecinin etkili olmasını eğer istiyorsak burada özellikle bu uygulama sürecinin önündeki bariyerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen değişim direnç neden olabilir. Dolayısıyla bir programın biz eğer etkili bir şekilde uygulanmasını istiyorsak bu sürecin paydaşları olan onun uygulayıcıları olan kişilerde oluşabilecek bu dirençleri fark edip ve bu dirençlerin üstesinden gelebilecek önlemlerin alınması gerekiyor. Sanırım bunun en iyi yollarından biri de süreçte yer alacak kişilerin etkili bir biçimde bilgilendirilmesiyle söz konusu olacaktır. Ki, uygulamayı gerçekleştirdik. Sonraki aşamada ne yapmamız gerekiyor? Artık bu program geçme sürecinin diğer bir ayağında değerlendirme yaparız. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Değerlendirme bir bütün olarak programın etkililiği hakkında karar aldığımız bir aşamadır. Programın değerlendirme sürecinde programı oluşturan tüm ögeler, tek tek ve bütüncül olarak değerlendirilir. Aralarındaki ilişkilere bakılır. Ve dolayısıyla bu süreç programın hangi açılardan güçlü, hangi açılardan geliştirilmesi gerektiği konusunda bize önemli bilgiler sağlar. Tabii şunu da ifade etmekte yarar var. Program değerlendirme her şeyden önce program geliştirme daha doğrusu döngüsel bir süreçtir. Dolayısıyla planlayıp uygulayıp değerlendirdiğimiz noktada işimiz bitmez. Bunun mutlaka süreç içerisinde sürekliliğinin de sağlanması gerekiyor. Bir sonraki slaytımıza bakacak olursak özellikle programların sürekliliğinin sağlanması bunun için Arge çalışmalarının yapılması gerektiğini gösteriyor. Çünkü bir program uygulamada yer aldığı sürece geliştirilebilir aksayan yönlere müdahale edilebilir, eksiklikler giderilebilir ya da yeni oluşan gereksinimlere dayalı müdahaleler yapılabilir. Dolayısıyla bir programın daha etkili olabilmesi için mutlaka burada sürekliliğin sağlanmasına yönelik önlemlerin alınması gerekiyor. Ve tabii bu sürecin de özellikle en önemli parçası olan siz değerli öğretmenlerin de süreç içerisinde yer alması, görüşlerinizle ve deneyimlerinizle bu sürecin daha iyiye götürülmesi noktasında önemli sorumluluklarımızın olduğunu da belirtmek isterim. Evet program geliştirme sizlerin de gördüğü gibi sistematik, bilimsel ve sürekli devam eden son derece önemli bir süreç. Bu programımızda sizlerle eğitim programından program geliştirmeye doğru bir yolculuk yaptık. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.